İyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomda size Scratch'te geometrik şekillerden altıgen nasıl çizilir onu göstereceğim. Programımızı açıyoruz. Sahnemizde zaten bir karakter geliyor arkadaşlar. Çizim yaptırmak için bir tane karaktere ihtiyacınız olacak. Hangi karakteri seçtiğiniz fark etmez. Çünkü zaten karakteriniz ekranda görünmeyecek. Onun için gelen karaktere ben dokunmuyorum. Eklemeniz gereken kodlar şu şekilde. Kontrol menüsünde yeşil bayrağa tıklandığında daha sonra kalem menüsünde kalemle çizdireceğimiz için yeşil bayrağa tıkladıktan sonra ilk önce kalemi bastıralım. Daha sonra tekrar kontrol menüsüne geldik. Burada 10 kez tekrarlaya getiriyorsunuz. Bunu 6 yapıyorsunuz. Neden 6 yapıyorsunuz? Altıgen çizdireceğimiz için 6 defa kenar çizdirmemiz gerekiyor. Bu yüzden burayı 6 yapıyorsunuz. 6 kez tekrarla dedikten sonra neyi 6 kez tekrarlayacak arkadaşlar? 10 adım git. Bunu isteğinize göre 100 de yapabilirsiniz. Bu neyi değiştirir? Çizdiğiniz kenarın uzunluğunu. Eğer 200 yaparsanız daha uzun bir kenar çizer. 50 yaparsanız daha kısa bir kenar çizmiş olursunuz. Daha sonra şuradan 15 derece dön. Bunu getirip bunu 60 derece yapalım. Altıgenin açılarına uyumlu olması için bunun 60 derece olması gerekiyor. Evet. Yeşil bayrağımıza tıklayıp bakalım bir. Gördüğünüz gibi karakterimiz sağ üst köşede bir altıgen çiziyor. Bunu yerini ayarlamak için şuradan hareket menüsünden X'ini ve Y'sini sizin belirleyeceğiniz bir konuma getirelim. Şöyle mouse'la tutup başlangıç noktasını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben -100 yapıyorum arkadaşlar. Yeşil bayrağı tekrar tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi burada bir altıgen oluşturuyor. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımızda ne olması gerekiyor? Karakterimizin gizlenmesi gerekiyor. Şuradan görünümden gizle diyorsunuz. Ve kalemle yapılan çizimleri temizlemesi gerekiyor. Bunun için kalemle çizilenleri temizle. Bunu gizlenin altına getirebilirsiniz. Yeşil bayrağı tekrar tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi karakterimiz gizlendi, ekran temizlendi. Şimdi bunu biraz daha görsel hale getirmek için mesela ses ekleyebiliriz. Ses menüsünde diyelim ki 60 notasını 0-5 vuruş çal. Nereden sonra? 100 adım gittikten sonra bu sesi versin. Yeşil bayrağı tıkladım tekrar. Evet, gördüğünüz gibi ses ekledik. Biraz daha düzenleyecek olursak mesela kontrol menüsünde 1 saniye beklesin. Her bir kenarın çizimini yaptıktan sonra 1 saniye beklesin. Sonra kalem menüsünde kalem rengimizi, daha doğrusu kalem boyunu şuraya getirelim. Bunu 7 yapalım. Yani biraz daha kalın çizimler yapsın. Yeşil bayrağı tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çizim yapıyor. Her kenarı farklı renk yapmak isterseniz ne yapabilirsiniz? Şuradan kalem rengini 10 değiştir. Bunu şuraya getirirsiniz. Bunu mesela kaç yapalım? 30 yapalım. Tekrar tıkladım yeşil bayrağı. Evet, gördüğünüz gibi her kenarı farklı bir renkte çizmiş oluyorsunuz. Bugünkü videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.